ayrıca bir gün konuşalım. Bizim heyecanımız başka. Buyurunuz hanımlar. Çok teşekkür ederim. Ne güzel olmuşsun sen ya. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyilik senden. İyidir valla. Merhaba Öykü. Merhaba. Çınarlar gelmedi hala. Kanka aradım, yoldalar. İyi, süper. Masanız şu tarafta. Mekanın ışıklandırması nasıl olmuş bu arada? Valla kanka yeni ışıklar 10 numara 5 yıldız olmuş. Yengem. Mert delirdin mi? Ne yapıyorsun? Yengem burada. Ne? Oturuyor odanın. Nurhan ablayla oturuyor orada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kanka yengem burada. Ha, annemle Ahu teyze. Ne oldu ki, sorun mu var? Evet, çok büyük sorun var hem de. Kanka, yengem bizi burada görürse anneme söyler. Annem de bir ton tantana. Yani bizi böyle görmemeleri lazım. Ne diyorsun? Aynen. Ya hadi o zaman, ne bekliyoruz burada? Hadi, yürü hadi. Hayırdır birader? Sen öyle hal hatır sormaya görüşmek istemezsin benimle. Ya ne hal hatır soracağım Turgut ben sana ya? Ayıp ettin be birader. Onca hukukumuz var. Birlikte ne anılar ne anılar. Haksız mıyım ha? Ya bırak dalga geçmeyi de. Şu bana bahsettiğin iş vardı ya. Hele onu bir anlat bakalım bana sen. Anlatayım. Çocukların yanında bir şey belli etme, olur mu? Ben rolümü iyi ezberledim, merak etme. Asıl sen onların yanındaki samimiyetimi yanlış anladın. İyi. Ben rol icabı da olsa şimdilik razıyım. Selam. Vay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, sen ne yapıyorsun? İyidir valla. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne haber Deniz? İyi, senden ne haber? İyidir valla, hoş geldin. Hoş bulduk. Gelin oturun ya. Yeni mi geldiniz? Az önce geldik. Ha, süper. Ablacığım, sen biraz tatsız görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Yok. Yolda yavru bir kedi gördü de annesi nerede bunun diye kafaya taktı. Çok hassastır benim sevgilim. Ya öyledir benim ablam. Ya öyleyimdir. Hep yavru kediden. Hayatım, ellerin terlemesin öyle. Yok hayatım, gayet iyiyim ben. Siz nasılsınız? Vallahi aynı. Bildiğin gibi. Annemle köşe kapmaca oynuyoruz. Her an yakalanabiliriz diye ödüm kopuyor resmen. Sıkmayın canınızı. Gerçek aşkın önünde hiçbir şey engel olamaz. Tabii. Bakın, bize örnek alın. Siz kimseyi örnek almayın bence. Kendinize özgü bir ilişkiniz olsun. Sonuçta her ilişki dışarıdan göründüğü gibi değil. Değil mi? Aa, şimdi bir dakika. Ben Çınar'a katılıyorum. Siz iyi bir örneksiniz. Bak görüyor musun? Gençler bizi örnek alıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, Özgür. Selam. Çınar, selam. Nasılsın? İyiyim, senden? Çok iyiyim. Ne haber Deniz? İyi, senden ne haber? İyilik benden de. Menülerinizi bırakıyorum böyle. Sağ ol. Hayatım almaz mısın? Gel ablacığım. Karar verince seslenirsiniz o zaman. Tamam kardeşim. Tamam, tamam sağ ol. Sağ ol. Mert, ne tavsiye ediyorsun burada? Köfte çok iyiymiş. Öyle mi? Aynen. Süper. Allah'ım belası, rahmet Deniz. Nereden çıktın geldin hayatıma ya? Niye geldin? Ne yapsam olmuyor, engelleyemiyorum işte ya. Yine aldı gitti Çınar'ı. Onu tamamen alacak. Çınar'ı tamamen alacak elimden. Biz birlikte olamayacağız. Çınar, o olduğu sürece ben Çınar'la mutlu olamayacağım. Buna izin vermem. Yemin ediyorum bunu yapamayacak. Çınar'la barışacağını sanıyor ama bu olmayacak. Ben mutlu olmadığım sürece sen de olmayacaksın Deniz. Olmayacaksın. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Deniz. Seni mutsuzluktan inim inim inleteceğim, yeminim olsun.
Sağ olasın. Afiyet olsun. Sonra ne oldu? Sonra biz çocuğu nasıl yıldırttıysak mektup bırakıp kaçtı evden. Mektup mu? Mektup. Vallahi da mektup, billahi mektup. Neymiş efendim? Biz çok dağınıkmışız. İşte korkunç ev arkadaşıymışız falan. Böyle yazıyor mektupta. Demek ki titizliğin takıntısı sadece kadınlarda olmuyormuş. Hiç alakası yok. Abla, evde nasıl? Seni de delirtiyor mu böyle arkadaşı gibi? Yok, aksine hiç delirtmiyor. Bayağı uyumlu. Yani temizlik ve düzen konusunda. Fena laf geldi. Dağınıklık konusunda fena değilim ama hangi konularda fenayım diye bir sorsana. Mert. Ne var ya, birazcık aksiyon olsun. Soğutmayın, yeseniz. Sinem arıyor, ne alaka? Evet. Efendim Sinem? Modelinde sıkıntı mı var? Ya sen halledemez misin? Tamam. Tamam, kapat, geliyorum. Tamam, hadi. Nereye gidiyorsun? Moda evinde sıkıntı çıkmış. Hayırdır, ne sıkıntısı var? Abi bitmiyor ki. Sıkıntısı bitmiyor. Kumaşıydı, cartıydı, curtuydu. Kusura bakmazsınız, ben müsaadenizi isteyeyim. Olur mu canım, ne kusuru? Tabii ki. Tabii canım, iş bu. Gideceksin, halledeceksin işini Mert. Ne var bunda? Ben de geliyorum seninle. Yok canım, hayır. Sen niye geliyorsun? Otur. Hayır ya, yardım ederim. Tamam, biz de kalkalım o zaman. Hayır hayır, siz oturun. Hem o kadar sipariş verdik. Baş başa yersiniz. İyi madem, öyle yapalım. O zaman afiyet olsun size. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Mert. Görüşürüz. Sağ ol, görüşürüz Öykücüğüm. Dikkatli gidin. Tamamdır. Tamam. Birazdan biz de kalkalım. Yok canım, ne acelemiz var. Yemekleri yiyelim, öyle gidelim. Hem baksana, Özgür bir sürü yemek yapmış. Haklısın, ziyan olmasın. Soğutma. Karışmışlar. Böyle bir şey yapması gerek yok zaten aslında, biliyor musun? Baş başa yemek yediklerine göre. Daha sık gelin ama. Geleceğiz oğlum. Hadi Ahucuğum, çıkalım. Aa, Çınarlar buradaymış. Evet anne. Niye söylemedin oğlum? Yalnız kalmak isterler belki, o yüzden. Doğru söylüyorsun, iyi düşünmüşsün. Ahucuğum baksana, çok güzel bir çift oldular. Ya cidden, çok güzel bir çift oldular. Darısı benim oğlumla Esin'imin başına inşallah. Hayırlısı. O zaman ben işlerimin başına döneyim. Görüşürüz. İyi, hadi bakalım. Biz de gidelim artık. Ay dur ayol, nereye gidiyoruz? Bir selam verelim. Yabancı mı onlar? Ay ne gerek var şimdi? Ay yine her şey karışacak. Afiyet olsun çocuklar. Aa, merhaba. Teşekkür ederiz. Merhaba yenge. Merhaba Çınar. Buyurmaz mısınız? Ay yok yok, biz sizi görünce bir selam verelim dedik. Romantizminizi bozmayalım. Ha, görüşmek üzere o zaman. Afiyet olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz? Yeni bir şeyler deniyorum mutfakta. Sizin fikirleriniz çok önemli. Vallahi ben bayıldım. Daha olsa daha da yerim. Ellerine sağlık olsun. Olur. Eğer istersen. Yok, çantalarım daha yersem. Al benden de o kadar Özgür. Her şey şahane olmuş. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz, arzunuz? Yok, sağ ol. Her şey süper olmuş. Kalkacağız zaten birazdan. Tamam. Hemen kalkmamız gerekmiyor. Bir işim mi var? Öykülerle geldik. Onlar kalktı, biz kaldık. Oturmamız için bir sebep var mı? Yok. Ama biz bu şekilde bir seninle konuş... Mekanımızın yeni spesiyalleri. Özgür. Şahane gözüküyor. Ya Özgür, biz tam kalkıyorduk. Olmaz ama. Bunların tadına bakmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Bunlar özel müşterilerimize yaptığımız yiyecekler. Eline sağlık. Şahane gözüküyor. Sen tatlı sevmiyordun hani? Hayatım, bu tatlı sevilmez mi hiç? Gel bakalım, bir çatal al. Yok canım, sağ ol. Hayat, gel bir çatal al. Afiyet olsun.
Görüşlerinizi bekliyorum. Sağ ol. Gece bekçiliği yapacağım yani, öyle mi? Aynen öyle. Bizim Osman abinin deposunda gece bekçiliği yapacaksın. Niye öyle bakıyorsun birader? Ben de normal insanları tanıyorum herhalde. Etrafımdaki herkes illegalmiş gibi davranma. Ya Turgut, ben 40 yıl düşünsem senin legal bir iş yapacağını aklımın ucuna bile gelmez. Daha öncekileri de biliyoruz Turgut Efendi. Ya ne yapayım ben şimdi seni ikna etmek için? İster inan ister inanma birader. Ben teklifimi yaptım. Bak, maaşı iyi. Yol yemek de veriyorlar. Bu Turgut senin için daha ne yapsın ha? Yasal bir iş diyorsun yani, öyle bir sıkıntısı mıkıntısı falan yok. Vallahi yok, billahi yok. Ben de bıraktım o işleri. Sen ne diyorsun? Kabul mü? Kalkalım artık. Deniz otur. Nereye gidiyorsun? Özgür, bir baksana abi. Evet. Tatlılar şahane olmuş. Ama senin şu spesyal kahveler vardı ya. Onlardan yapar mısın? Tabii hemen getiriyorum. Bu arada tatlıyı beğendiğinize çok sevindim. Deniz, sen? Ben de çok beğendim. Yemekler de çok güzeldi. Vallahi Özgür, harika bir mutfak ekibin var. Afiyet olsun. Hemen kahvelerinizi hazırlatıyorum. Tamam, bekliyoruz. Ne gerek vardı kahveye? Yeterince yormadık mı Özgür'ü? Olur mu canım? Tam Özgür'ün işi bu. Ben ne fark ettim biliyor musun? Bir iyi bir kötü davranıp kafamı karıştırdı hanıma. Pardon? Duyamadım. Bilmiyorum Cınar. Ben artık senin ağzından ne çıkacak hiç tahmin edemiyorum. Şunu fark ettim. Bugün bizim seninle baş başa ilk yemeğimiz. Evet öyle. Hatta ilk ve son diyebiliriz biliyor musun? Tamam. Ne desen haklısın. Ben çok büyük bir hata yaptım, bunun da farkındayım. Ama ben bunu düzeltmek istiyorum. Bu yüzden beni dinlemelisin. Sen bana ne söylersen söyle Çınar. Bana yaşattığın üzüntüyü değiştirmeyecek bu. Ben artık daha fazla tartışmak gerçekten istemiyorum. Ya biz tartışmayalım artık. Tartışmayalım. Bak, ben sana kendimi anlatayım. Sen beni dinle. En ufak ağzından kötü bir laf çıkmayacak. Bana kızgın olmanı anlıyorum. Kırgınım ben sana. Deniz bak, anlıyorum. Ben olsam senin yanında daha büyük tepkiler de verirdim. Hata yapsın, ben bunu farkındayım. Her şeyi yanlış anladım. İzin verirsen sana kendimi affettireceğimi de biliyorum. Bu durumu aşabiliriz. Emin misin buna? Emin olduğum tek bir şey var. O da bana güvenmediğin değil mi? Nasıl olmaz Sinem? Hı? Açıklar mısın? Ben de sana söylediğim kadarını biliyorum Mert. Murat aradı ve elinde o kumaşın olmadığını söyledi. İyi de defilenin en önemli parçası için o kumaşa ihtiyacımız var. Ne yapacağız şimdi? Halledeceğiz. Diğer kumaşçıları aradın mı? Elbet birinde vardır yani. Yani birkaç yeri aradım ama yoktu. Bulamadım. Birkaç yeri aradım ne demek ya Sinem? Hı? Birkaç yeri aradım ne demek? Beni gerçekten bunun için mi aradın? Ne yapsaydım Mert? Ben de panik oldum bulamayınca. Senin benden daha fazla kumaşçı tanıdığın var diye de seni aradım. Hata mı ettim? Neyse tamam. Sorun olmaz. Hallederim ben. Senin bu işi halledeceğini biliyordum Mert. Neyse. Ben işimin başına döneyim. İki telefon edecekti ya. İki telefon edecekti. Sırf beni bunun için buraya çağırdığına inanamıyorum. Bütün planı mahvetti. Ya sinirlenme bu kadar. Biz yine yemeğe çıkarız. Ne olacak? Çıkarız değil mi? Çıkarız tabii ki. Takma sen kafana. Kimi arayacaksın şimdi? Ahmet abi vardı. Varsa onu da vardır. Var oldu. Haklısın. Sana güvenemedim. Elimde olsa bazı şeyleri geri alıp değiştirirdim.
Deniz, keşke bir şeyleri değiştirebilsem. Değiştiremezsin. Biliyorum. Ama bundan sonrası için düzeltebilirim. Bak ben bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptın Çınar. Haklısın. Biliyorum. Ama bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Bak sana söz veriyorum. Ben senin sözüne nasıl inanacağım peki? Yarın aynı şeylerin tekrarlanmayacağına ben nasıl güveneceğim Çınar? Sonuçta her şey söylediğimiz gibi olmuyor değil mi? Senin beni dinlemeden suçlamayacağını ben nereden bileceğim? Sen benim güvenimi sarsın. Öyle bir şey olmayacak. Ben bir hata yaptım. Ve bunu telafi edeceğim. Sen beni çok kırdın Çınar. En çok da neden kırıldım biliyor musun? Sen beni hiç tanıyamamışsın. Senin benim böyle bir şey yapmayacak bir insan olduğumu bilmen gerekirdi. Yanlış yaptım. Bak bir hataya düştüm. Senden şüphelendim, biliyorum yapmamam lazımdı. Bak ne olur telafi etmeme izin ver. Çok geç artık. Biz o bilekliğin taneleri gibi dağıldık. Ve bir daha toparlayamayız. Eskisi gibi olamayız. Ben artık kalkmak istiyorum. Kalkalım lütfen. Deniz dur. Ben bir lavaboya gideyim, öyle kalkalım. Tamam, bekliyorum. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Bir de arıyorsun utanmadan. Aç şu telefonu Deniz. Kahretsin. Serdar, iyi misin oğlum? Yok bir şey anne, iyiyim. Bana hiç iyi bir şey olmamış gibi geldi. Bir şey mi oldu? Anne, iyiyim. Lütfen gelme üstüme. Oğlum, ben senin iyiliğini istiyorum. Lütfen bunu kendine yapma. Ne yapıyormuşum anne kendime? Boşu boşuna hırpalıyorsun oğlum kendini. Bir rahat bırakmıyorsun. Giden gitti Serdar. Kendi hayatına bak. Hem sen delikanlı adamsın. Senin karşına bir sürü kız çıkacak. Geçen sefer olanları hatırlıyorsun değil mi? Anne. Geçen seferleri hatırlatma ne olur. Kızın adı neydi? Nazlı mıydı, Aslı mıydı, ne halsa işte. Aylarca peşinden koştun. Sonra ne oldu? Sokaklardan topladık seni. Hastanelere düştün. Ben onu çoktan unuttum anne. Sen unutmuş olabilirsin Serdar. Ama ben unutmadım. Kız senin için uzaklaştırma kararı aldırmak zorunda kaldı. Aynı şeyleri Deniz'le de yaşamak istemiyorum. Bunu kendine de, bize de yapmamalısın. Anne, annem. Bak beni iyi merak etme. O bahsettiğin Serdar çok geçmişte kaldı. Artık kimse için kendimi heba etmeyeceğim, tamam? Sen bunları düşünüp üzülme. Senden tek isteğim bu. Oğlum, sen benim için çok kıymetlisin. Senin iyi olmanı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü benim evlatlarım çok kıymetli. Sen de öylesin anne. Canım. İnanamıyorum ya. O kadar da çaba gösterdim ama yine de barışmışlar. Birlikte yemek yemeler, gülüşmeler. Soğuk gibiydi bunların araları. Ama düzelmesi neden yemeğe gitsinler ki? Allah kahretsin ya. Ah hanım. Ne var? Akşam yemeğini hazırladım. İlave etmek istediğiniz bir şey varsa söyleyin, hemen hazırlayayım. Yemek falan umurumda değil. Her şeyi bana soruyorsun Suzan. Yıllardır bu konakta çalışıyorsun. Bu aile ne yer ne içer bilmiyor musun? Senin bizim damak zevkimizi biliyor olman gerekir. Ah hanım ben yalnızca sordum. Soru sorma bana.
Ne hazırlıyorsun hazırla. Kızım. Niye öyle bağırıyorsun? Yok babacığım bir şey. Yani önemli bir şey yok. Sadece Suzan bir şeyleri yanlış yapmış. Ben halledeceğim merak etmeyin. Hadi kolay gelsin. Ne yapıyorsan yap. Bana soru sorma Suzan. Peki efendim. Delirtecek bunlar beni. Bu Deniz Çınar beni gerçekten delirtecek. Hoş geldin canım. Hoş bulduk karıcığım. Abiciğim öyle neşelisin. Hayırdır? Çok güzel haberlerim var sana çok. Aa, ne haberi? Abi söylesene hadi vallahi çatlatacaksın insanı söyle hadi. İş buldum iş. Ay çok güzel çok sevindim hayırlı olsun abicim. Dur bir jale. Ne işiymiş bu? Bir tane depoda bekçilik yapacağım. Maaşı güzel iş de belli gideceksin geleceksin hepsi bu. Ay yani bekçilik mi yapacaksın? Yapacağın iş bu mu? Evet Ayşen maaşı belli. Yani gayet güzel. Gideceğim, geleceğim. Hepsi bu kadar. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Vallahi geceleri çalışacağım ama ne yapalım? Gece bekçiliği mi olacak? Evet. Yani bekçilik genelde geceleri oluyor karıcığım. Bak Şevki, yine geceleri dışarıda olacaksın. Yani öyle alingirleri işlere girme Allah rızası için. Yok sultanım yok. Sen merak etme. Gideceğim, geleceğim. Hepsi bu kadar. Hadi bakalım. Ay Aysel yani bir günde şu yüzün bir gülsün ya. Aa abim benim aslanlar gibi bekçi oluyor baksana ya. Nerede yapacaksın bu işi abi? Bir Osman diye bir adam varmış. Onun deposuymuş orada çalışacağım. O zaman ben sana hemen bir çay koyayım. Hadi koy bakalım. Deniz, sen yatağa geç, ben koltukta yatarım. Gerek yok, iyiyim ben böyle. İnat etme. Bak kaç gündür koltukta yatıyorsun zaten. Yatağa geç, belin ağrıyacak yoksa. İyiyim dedim ya. Ah, alo. Ah evet, bizim çiçekler hazır mı acaba? Ah tamam. Özgür birazdan gelip alacak. Çok teşekkür ederim hayatım, kolay gelsin. Ay. Bak, bak. Oğluna bak. Nasıl olmuşum? Ay, çok güzel olmuşsun. Çok yakışıklısın maşallah oğluma. Ah Özgürcüğüm, çiçekler hazır. Tamam anneciğim. Birazdan çıkar çiçekleri alırım ben. Ha, ama çikolataları unutma. Onları da unutmam, merak etme. Ha, bir şey daha vardı, ne vardı, ne vardı? Ay, ay ne bileyim, elim ayağıma dolandı heyecandan. Anneciğim, sakin olur musun sultanım? Sakin olamıyorum. Ben de biricik oğluma ilk defa kız istemeye gidiyorum herhalde. Bu işin doğasında heyecan var. Annem, vallahi çaktırmamaya çalışıyorum ama ben de çok heyecanlıyım. Ay, kıyamam ben kuzuma. İyi hadi, sen geç kalma. Tamamdır, hallediyorum ben işlerimizi. Babacığım, günaydın. Ben kaçtım. Günaydın. Kaç bakalım, kaç. Büyüdün evleniyor ha. Herhalde Tekin. Ben burada kravatı bulamadım bunu taktım. Aa bu daha güzel olmuş açmış seni. Serdar nerede? Yukarıda o biraz geç geldi. Uyuyor. Yorgun herhalde. Yahu kız istemeye gideceğiz. Tekin bugün bulaşma. İner birazdan. İyi tamam. Ah telefonum. Telefonum nerede? Ay telefonum nerede? Nuran. Elinde. Ay akıl mı kaldı? Neyse hadi Tekin. Ne oluyor ya?
Ben bu takımlarımı söyledim size. Diğer takımları söyledim. Git hazırla hadi. Hemen değiştirelim. Bu arada ikramlıklarımız da hazır. Bak Suzan, hiçbir eksik istemiyorum. Her şey kusursuz olacak, tamam mı? Siz hiç endişelenmeyin. Elimizden geleni yaparız. Elinizden geleni değil, en iyisini yapın. Peki efendim. Hazırladıklarından tadımlık getir, bakacağım. Hemen getiriyorum. Şu çiçeği de ortadan kaldırın. Kaldırıyorum. Günaydın. Günaydın. Mis gibi bir kahvaltı hazırladım sana. Bir kuş sütü eksik. Sucuklu yumurta da yapacaktım sana ama dedim şimdi odayı kokutmayayım. Deniz, çayını soğutma istersen gel. Sana afiyet olsun. Ben aç değilim. Ya o kadar hazırlık yaptım senin için. Bir iki lokma bir şey atıştırıp öyle git. Aç mı gideceksin işe? İstemiyorum dedim ya Çınar. Acil çıkmam lazım benim. Of Deniz ya, of. Kızım, kalk artık. Saat kaç oldu? Esin. Büyük gün geldi. Hadi uyan artık. Ya bırak beni, uyuyacağım. Hayır canım, uyumayacaksın. Anne, ben daha yeni uyudum. Kalkmak istemiyorum ya. Esin'cim, bugün seni istemeye geliyorlar. Unuttun mu? Yok canım. Nasıl unutabilirim? Daha hazırlanacaksın. Yapacak çok işimiz var. Hadi benim güzel kızım. Yüzün gülsün biraz, hadi. Ben burada gülünecek hiçbir şey görmüyorum anne. Söz olayı şakayken çok komikti gerçekten ama böyle gerçek olunca gülmek yerine hüngür hüngür ağlamak istiyorum ben anne. Sen ya. Annene güven, gerisini düşünme. Ben senin için her şeyin en iyisini düşünürüm. Hadi benim güzel kızım, hadi. Hadi prensesim benim, hadi bebeğim. Hadi. Ufak bir kumaş sorunu yaşamıştık ama hallettik. Kumaş sorunu mu? Benim niye haberim? Olmadı bundan. Anneciğim, böyle ufak tefek şeylerle seni rahatsız edeceksen ben niye buradayım? Elbiseler ne durumda? Hazırlıklara başlandı. Defile yeri tamam, mankenler provalara başladı. Tamamız yani, bir eksiğimiz yok. Bravo oğlum. Seni müdür yapmak çok doğru karardı. İşi ustasından öğrendim sonuçta. Aferin Mert. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Elimden geleni yapıyorum. Fazlasıyla yapıyorsun. Ben o zaman kaçayım. Malum işler bekler. Ben olmayınca işler yürümüyor, biliyor musun? Tamam oğlum. Kula gelsin. Görüşürüz. Selam Mert. Selam. Ya sizin ofis boy benim lattemi getirmeyi unuttu galiba. Ayılamadım bir türlü. Çıkıp birlikte bir kahve içelim mi? Bildiğim çok güzel bir yer var. Kahveleri de müthiş. Kusura bakma Meltem, çok yoğunum. Ama ben bizim çocuklara söyleyeyim, sana kahveni getirsin. Ya bana ayıracak bir yarım saatin yok mu yani? İş haricinde ayıracak hiçbir şeye vaktim yok. Dediğim gibi sen git, ben sana kahveni göndertiriyorum, tamam? Peki, ısrar etmeyeceğim. Sonra görüşürüz. Ne istiyormuş senden? Kahvesi gelmemiş hanımefendinin. Bu muymuş derdi? Hmm. Niye sana söylüyor ki?
Ne bileyim, şımarık işte. Bana bak. Sen yüz vermiyorsun değil mi buna? Saçmalama be. Ne var? Sürekli etrafında dolanıyor. Ben fark etmiyor muyum sanıyorsun? Bir de bir şeye benzese bari. Boya küpü. Estetikli. Uzak dursun senden ya. Öykücüğüm, canım, bir tanem. Bu güzel kafanda böyle senaryolar yazma. Yeterince yorgunum. Zaten mankenlerin kaprisleriyle uğraşmaktan bıktım. Bir de sen yorma. Ben seni yoruyor muyum Mert? Öyle olsun. Ne yaptın avukat? Bekliyor muyuz daha? Avukat, bu beklemeler bende sinir yapmaya başladı, haberin olsun. Hayır Tekin Bey, izin çıktı. Bir saat sonra mezarların açılma işlemine başlanacak. En sonunda. Başlarından ayrılma. Haberdar et beni. Gerçekler yakında ortaya çıkacak. Az kaldı. Özledim seni. Gel artık. Bu söz işi olmasaydı bugün yanındaydım biliyorsun. Ben de seni çok özledim. Yarın bekliyorum o zaman. Gönlümü almak için de bir şeyler düşünürsün artık. Gönlünü almak için ne gerekiyorsa yaparım biliyorsun. İki güzel lafla da alınmaz ki şimdi hanımefendinin gönlü. İlla para harcamam lazım prensese. Ela Hanım'ın paşa gönlü bana pahalıya patlamaya başladı. Göreceğiz. Ne yaptın sanıyorsun sen burada? Hiç hayatım ben işte. Ya saat kaç oldu farkında değil misin? Hatırlatayım istersen. Bugün biricik kızın sözleniyor. Ha sen onu diyorsun. Yalçın. Bu ne rahatlık? Evet onu söylüyorum. Ay, benim dışımda kimsin onun dedi. Tamam sakin ol. Sen babamla konuştun mu? Yok konuşmadım. Konuşacağım. İkna olacak o da. Nerede bu kadın? Tam zamanı. Aysel'e yakalanmadan tüm şale. Bir haber vereyim geleceğimi. Bir sen eksik Dicali. Zaten işim başımdan aşkın. Duymuyor mu acaba? Niye açmıyor ki bu? Buraya mı geliyor yoksa? Öf, vallahi çıldıracağım ya. Ay ben en iyisi şu Aysel'i arayayım da engel olsun şu kadına. Şimdi bir de o herifin suratını çek işin yoksa. Bana mı bir şey dedin? Yok. Şu kravat işini bin yıldır öğrenemedim onu diyorum. Kravatım eksikti. Geldi. Belli öğrenemedin. Ben hallederim. Ne olur affettim desen. Şimdi başını kaldırsan. Yüzüme baksan. Geçti gitti desen ne olur. Kötü olan her şey geride kaldı. Bitti. Bunu söylemek çok mu zor Deniz? Bitti.
Efendim? Kravatı diyorum. Gerisini sen halledersin. Tamamdır. Ben hallederim. Sağ ol. Jale. Ay, ay. Bismillahirrahmanirrahim kızım ya. İnsan bir seslenir. Hey der falan, ödümü kopardın. Söyleyene bak. İnsan evden çıkarken bir haber verir. Aa, verdim Aysel lütfen. Yani bak ben gidiyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara diye bağırdım hatta. Bağırdın demek. Bağırdım tabii, su sesinden duymamışsındır sen. Ben de diyorum bu kadın diyorum niye cevap vermiyor bana? Küstü mü darıldı mı acaba diye söyleniyorum kendi kendime. Nereye gidiyorsun sen? Manikür pedikür yaptıracağım, saçlarımı yaptıracağım, kaş göz bıyık falan, kuaföre yani. Ay, önemli bir işin yok yani. Yok, rutin işler bunlar. O zaman benle geliyorsun. Nereye gidiyoruz? Ya, doktor randevum var. Beni yalnız bırakmasın değil mi görümceciğim? Yok. Ben o zaman gelirim işte ya. Aysel'cim ben yalnız bırakırım seni. Hizalayın şunları. Simetrik olsun. Sıcak ikramları da hemen fırına verin. Nasıl isterseniz. Efendim Nurhan'cığım. Aa, yolda mısınız? Harika. Tamam canım, bekliyorum. Görüşürüz, çok öptüm. Kızım, misafirimiz mi var? Kimin için bu hazırlık? Babacığım, ben de sizin yanınıza gelecektim. Konuşmam gereken bir konu var. Hayırdır? Odanıza geçelim mi? Tabii. Anlayacağınız babacığım. Yalçın'la konuştuk. Esin'le Özgün'ün sözlenmesine karar verdik. Ahu, benden izinsiz nasıl karar verebilirsiniz? Hı? Ya bu ne süre? Babacığım lütfen sakin ol. Ben size bu iş olmayacak demedim. Ya kız daha kaç yaşında? Okulu var. Babacığım, yani biz de biliyoruz bunu. Ona göre karar verdik. Ha, bile bile yaptınız öyle mi? Özgün'ün kabahatinden daha büyük. Düşünüp yola çıktınız öyle mi? Ben de düşündüm. Düşündüm ve bu iş olmayacak. Babacığım, beni dinlerseniz bana hak vereceksiniz. Vermeyeceğim Ahu. Sana bu konuda güvenmekle büyük bir hata etmişim. Ama baba... Ahu sus. Arkamdan iş çevirmeyi nasıl içine sindirdin ha? Tamam, Yalçın'dan bunu beklerim. O yapar ama bunu sen bana nasıl yaparsın? Benim iznim olmadan Esin'i evlendireceksiniz öyle mi? Hayır, izin vermiyorum. Babacığım... Sizinle daha önce konuşmamız gerektiği konusunda haklısınız. Ama çekindim, yapamadım. İzniniz olursa Esin'in geleceğiyle ilgili Yalçın'la biz karar verelim. Öyle mi? Esin sizin kızınızsa benim de torunum. Bu ev benim evim. Bu ailenin de hala reisim benim. Bütün bunların ne anlama geldiğini biliyor musun sen? Hı? Şimdi Tekin'i mi ararsın, Nurhan'ı mı ararsın, hemen ara. Bu işi iptal et. Bak, konağa gelirlerse olacaklardan ben sorumlu değilim.
Anlaşıldı mı? Çok güzel oldu. Ama ne anlamı var ki? Beni hak etmeyen biri için niye süsleniyorum sanki? Gelebilir miyim? Bir sen eksiktin. Gel tabii ki. Sormana bile gerek yok. Bakayım sana bir. Çok güzel olmuşsun. Özgür bayılacak sana. Bir kez daha aşık olacak. Ona şüphe yok zaten. Heyecan durumları nasıl? Yani sakinim aslında. Sonuçta buraya kadar gelip beni istemeden gidecek halleri yok. O yüzden öyle ya da böyle takılacak. Yani kalpte bir çarpıntı, midede bir sıkışma da mı yok? Ya evet, sen de hemen yakaladın. Yani belli etmemeye çalışıyorum ama böyle bir şey oldum açıkçası. Çok normalesin. Çok normal. Aşık olduğun adamla sözleniyorsun. O kadar mutluyum ki senin adına. Eminim öylesindir. Sevgi böceği seni. Çok güzelsin. Deniz'cim. Babam ortalığı dağıtmadan bu işe engel olmalıyım. Kesinlikle buraya gelmemeliler. Hadi Nurhan, aç şu telefonu. Efendim hayatım. Evet, birazdan geleceğiz. Hazırız, umarım gecikmedik. Nurhan, sakın buraya gelmeyin. Ne demek gelmeyin? Çikolatamızı, çiçeğimizi aldık, geleceğiz. Ne diyor bu? Ya az önce babamla konuştum. Kesinlikle karşı çıkıyor. Yani ne kadar dil döktüysem de ikna olmadı. Bu söz işini iptal etmek zorundayız. Ne demek sözü iptal etmek zorundayız? Nasıl? Çok pardon ya. Gel Mert lütfen. Ya fermuarımı kapatamıyorum. Tek başıma beceremedim. Bir türlü bir yardım eder misin? Ben asistanlardan birine söylesem daha iyi olacak. Ya şimdi 10 saniyelik iş için asistan falan bekletme beni. Kaldım bak böyle. Hadi. Tamam, neyse gel. Meltem, biraz yardımcı olur musun? Ya Mert çok tatlısın. Bu kadar utanacak bir şey yok. İş yerindeyiz Meltem. Çek şu elbiseyi. En baştan beri razı olmadığım, razı olmadığımı da açık bir şekilde ifade ettiğim, bu söz gerçekleşmeyecek. Özgür'le Esin sözlenmeyecek. Anlaşıldı mı? Bunu herkes böyle bilecek. Aslan dedem benim. Bir tek sen anladın derdimden. Kurtardın beni bu evlilik yavrusundan. Babacığım, ne söyleseniz haklısınız. Biz sizin böyle tepki vereceğinizi bilseydik zaten... Siz benim arkamdan iş çevirdiniz ha. Yazıklar olsun. Düşündüğünüz gibi değil. Ahu, sen ne düşündüğümü biliyor musun? Biliyorum. Esin çok genç yaşta ve bu yaşta onu zorla evlendirdiğimizi düşünüyorsunuz. Aynen öyle yaptınız anneciğim. Sadece bunu düşünmüyorum. Siz yalnızca küçük bir kızı evlendirmiyorsunuz. Onun hakkında kararlar vererek kişilik haklarına saldırıyorsunuz. Ama babacığım... Ahu, sözümü kesme. Siz kızınız adına kararlar veremezsiniz. Onun geleceğine müdahale edemezsiniz. Esin de bu yaşta bütün hayatını değiştirecek bir karar veremez. Yahu çocuk okuyor. Bırakın kızcağız okulunu bitirsin. Dünyayı tanısın. Tamam, size göre Özgür iyi bir çocuk olabilir. Ama bırakın Esin tanısın, görsün. O karar versin. İşte bu ya.
dedim. İyisin de havalara uçar artık. Duycun da buz. Meltem Hanım, size sesleniyorum. Duy... Mert. Yani Mert Bey, siz de mi buradaydınız? Ya evet, şeye bakmaya geldim. Neye bakmaya? Kostümle ilgili bir sıkıntı var mı falan diye. Yardıma ihtiyacım var mı diye bakmaya gelmiş de niyeyse söylemeye çekiniyor. Niye acaba? Yani yardımlık bir şey değil, o hani bir terslik var mı diye böyle bir kontrol etmek istedim yani, tamamen profesyonel sebeplerden ötürü. Tabii canım, başka ne olabilir ki? Ben mesela bir an tereddüte düştüm, kıyafeti taşıyor muyum, nasılım diye. Mert Bey sağ olsun hemen yardımıma yetişti. Sayesinde kendimi harika hissediyorum. Nasıl yani? Bana moral verdi, motive etti. Sen de tahmin edersin ki ben ne kadar motive çalışırsam o kadar iyi taşırım kıyafetleri. Ya yok ya, abartılacak bir şey yapmadım. Ufak bir yardım ettim sadece. Hiç de abartmıyorum vallahi. Böyle patronun kıymetini bilmek lazım. Biliriz canım, bilmez miyiz? Mert Bey sağ olsun. Pek düşkündür çalışanlarına. Bütün çalışanlarına öyle midir bilemem tabii. Benim bir işim vardı da. Kolay gelsin. Resmen gözümüzün içine baka baka alay ettiler. Tam bir kepazelik. Rezillik yahu. Şaşırdın desem yalan olur. Ben bu aileden her şeyi beklerim. Haklısın oğlum. Haklısın. Lafa bak. Fehmi Bey istemiyormuş. O Fehmi Bey çırpı bacaklı torununa benim oğlumdan daha iyisini bulacak sanki. Aynen. Yahu bir iş hukukumuz var. Birlikte iş yapıyoruz. Madem istemiyorsun alırsın karşına adam gibi, bekleyelim dersin. Ahuyla haber göndermek ne? Fehmi Bey için bunlar çok ince davranışlar baba. Bu yaptıkları bildiğin hakarettir ya. Aşağılamadır. Hep o ahu yüzünden. Arkasında duramayacaksan Fehmi Bey bilir de geç. Benim oğlumu üzmeye ne hakkı var? Ben odamdayım. Dinleneceğim biraz. Dinlen oğlum. Ama babam bu yapılanın hesabını mutlaka soracak. Hesap filan umurumda değil baba. Dinlenmek istiyorum biraz. Yalnız kalmam lazım. Tamam kuzum, tamam oğlum. Dinlen biraz sen. Ben bir bakacağım. Ah! Mahvettiler oğlum. El birliğiyle mahvettiler. Bu yapılanın hesabını ödeyecekler Nura. Bugün değilse yarın. Ama mutlaka ödeyecekler. Ay bu hiç iyi olmadı Yalçın. Hem Tekin Bey'leri karşımıza aldık, hem babamı kızdırdık. Ay, hiç iyi olmadı. Ben babam niye bu kadar çok tepki verdi hala anlamıyorum. Ay söyledi ya, okulu var Esin'in diye. Sanki bizim kız okula gitmeye çok meraklı. İyi de alt tarafı söz bu. Yani hemen evlenecekler diye bir kaydı yok ki. Gereksiz abarttı, gereksiz. Ay, gerekli ya da gereksiz. Babam son sözü söyledi mi, bitti. Hiç bu kadar sert tepki göstereceğini tahmin etmemiştim. Tekinler ne bozulmuştur şimdi. Ay çok ayıp oldu onlara. Ay, nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. Vallahi benim çocuğuma böyle bir şey yapılsa ben çıldırırdım. Onlar ne durumdadır? İyi kötü tahmin edebiliyorum. Ay bildiğim şeyleri tekrarlayıp durma Yalçın. Vereceksen bir akıl ver. Ben de tahmin ediyorum ne durumda olduklarını ama nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Sen benden akıl mı istiyorsun?
akıl vereyim. Nasıl düzeltirsin, nasıl düzeltirsin? Düzeltemezsin abi. Bazı ayıpların telafisi olmaz. Bunun geri dönüşü yok. Of Yalçın. Bir kere de işime yarayacak bir şey söyle. Hayatım, gerçekler ortada. Kendi düşmanı alamaz. Aslan dedem benim. Nasıl da kurtardı beni ya. Kahramanım benim. Canım dedem. Kurtuldum ya. Bayağı kurtuldum yani. Az kalsın Özgür'ün sözlüsü olacaktım. Özgür'ün sözlüsü Esin. Ya olur mu öyle şey hiç? Neyse ki dedem kurtardı beni. Özgürlüğüme de kavuşturdu. Oh, kafesten kaçan kuş gibi Özgür'üm. Kurtuldum. Son dakikada sözün iptal edilmesi. Çok tatsız bir durum. Evet ya. Esin de ne üzülmüştür şimdi. Çok heyecanlıydı sözleneceği için. İçeride hiç üzgün görünmüyordu. Esin bu söz işine pek gönüllü değildi. Biliyorum ben. Ya. Ben Esin de Özgür'le evlenmek istiyor sanıyordum. Babamın müdahalesi bir açıdan iyi bile oldu Deniz. İyi de istemiyorsa neden böyle bir şey kabul etti ki? Yani sözlenmek çok ciddi bir mesele. Ben bu adamla bir ömür mutlu mesut yaşamak istiyorum diyemiyorsan neden böyle bir yola çıkasın? Demek Esin aşık değil. Herkes sizin gibi şanslı değil. Bak bu doğru işte yenge. Biz şanslı azınlıktayız değil mi sevgilim? Sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın. Sen de benim. Çok tatlısınız. Hep mutlu olun. Umarım. Aslan da Esin'le konuşabilirsin Deniz. Bana açılmak istemeyecektir. Esin Arda erkek sonuçta. Neden çok istekli olmadan böyle bir yola girmiş? Sana anlatabilir. Ya bilmem ki. Yani ben konuşabilirim tabii ama Esin isterse eğer benim onu dinleyeceğimi bilir zaten. Karım diye demiyorum. Dünyanın en iyi dinleyicisidir. Dünyanın en iyi tavsiyelerini benim karım verir. Ben Esin'in kimseden tavsiye almadan kendi kendine doğru adımlar atacağını düşünüyorum. Bu evde en mutlu evli çift sizsiniz. Esin senden akıl almalı. Doğru karar diyor beni diyor yengem. Hemen de kendine pay çıkar hemen. Ben nelerle uğraşıyorum. Onlar orada mutluluk tablosu çiziyorlar. Bu kadar uğraşıyorum. Bir türlü ayıramıyorum. Meltem'le baş başa ne yapıyordunuz? Söyledim ya Öykü. Kıyafetinin son durumu için yanına gitmiştim. Başka ne yapıyor olabiliriz ki? Ben orasını bilemem. Her şey yapıyor olabilirsiniz. Ben o kızdan her şeyi beklerim. Ya tamam ondan bekliyorsun da benden de mi bekliyorsun? Odaya girince nasıl şaşırdığını gördüm. Şaşırmadım ne alakası var? Şaşırdın. Hatta bir şey saklıyormuş gibi gerildin. Gerilmedim ya. Gerildiysen bile farkında değilim yani işin genel stresi yüzünden. Bunun Meltem'le hiçbir alakası yok inan bana. Peki tamam sana inanıyorum. Ama o kız senden uzak dursun. Ya böyle senin etrafında dolanıyor olması beni çok huzursuz ediyor. Ya ben umursamadıktan sonra dolansa ne olur, dolanmasa ne olur? Bana ne? Bir adam gelse bana yürüse, böyle sürekli etrafımda dolansa ne yaparsın Mert? Bir tane çakarım suratına. Bu da öyle bir şey işte. Planım işe yarıyor. Sonumuz yakındır. Benden söylemesi.
Mert Bey. Sinem Hanım. Gönderdiğim koleksiyona bakabildiniz mi? Tam da şimdi ona bakıyordum. Kolay gelsin. Sana da canım. Nasıldı mutlular? Aklım almıyor. Ya Çınar onca şey gördü. Hala Deniz'den vazgeçmiyor. Ya başta şüpheleniyordum ama artık eminim. Kesinlikle barışmışlar. Böyle olmamalı. Onları ayırmanın bir yolunu bulmalıyım. Ya Serdar'ı üstlerine salmam da bir sonuç vermedi. Ama yalnızca şimdilik sonuç vermedi. Serdar'ın üstüne gitmem lazım. Ona cesaret verirsem daha büyük hamlelerle Deniz ve Çınar'ı ayırabiliriz. Efendim. Ahu Hanım merhaba. Holding Bank'tan Ahmet ben. Dinliyorum. Güneydoğu'daki okullara yapılacak yardım kolileri hazırlandı. Nakliye için araştırma yapmaya başladık. Bilgilendirmek istedim. Tamam, ne gerekiyorsa yapın işte. Hayır, siz bir şey yapmayın. Nakliye işini ben yaparım. Ben hallederim. Peki efendim, siz nasıl isterseniz. İyi günler. İyi günler. Görüşeceğiz seninle Fehmi Bey. Beni ve ailemi aşağılamak neymiş? Göreceksin elbet. Bu iş burada bitmez. Dinliyorum avukat. Var mı gelişme? Mezarlar açıldı Tekin Bey. En sonunda. Hemen DNA için örnek alın. Hemen. Yalnız bir sorun var efendim. Ne sorunu yine? Avukat. Mezarlar boş. Ne? Mezar nasıl boş olabilir? Bilmiyorum Tekin Bey ama boş. Yani buraya kimse gömülmemiş. Bu nasıl mümkün olabilir avukat? Yoksa yeğenim hayatta olabilir mi? Çınar. Efendim, şimdi ne yapmamızı istiyorsunuz? Hemen Halit'ten DNA için örnek alın, buraya getirin. Hemen. Peki, nasıl isterseniz efendim. Bu mümkün olabilir mi? Yeğenim gerçekten yaşıyor olabilir mi? Çınar. Benim yeğenim olabilir mi gerçekten? Ha, merhaba, nasılsın? Serdar? Ne işin var senin burada? Cevap ver bana. Niye buradasın? Serdar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ay Çınar'cığım sen de niye misafirimizi içeri buyur etmiyorsun? Çocuk kapıda kaldı yabancı gibi. Serdar'cığım lütfen içeri buyur. Teşekkür ederim. Bunu size aldım. Ay ne kadar incesin. Bu zamanda senin gibi erkek kalmadı Serdar'cığım. Hadi salona geçelim. Çınar sen de bize katılırsın herhalde. Lütfen. Niye geldi bu herif şimdi? Ne işin var Serdar burada?
Ha, merhaba, nasılsın? Yaptıklarınızdan sonra nasıl olmamızı bekliyorsunuz Ahu abla? Ailemizi küçük düşürdünüz. Hele Özgür desen. Ay Özgürcüğüm çok üzüldü değil mi? Yani ne deseniz haklısınız. Yalnız üzülmeniz yapılan yanlışı değiştirmiyor. Farkındayım Serdar'cığım. Biliyorsun Nuran benim en yakın arkadaşım. Onu hiçbir zaman kaybetmek istemem. Annemin sinirden deliye döndüğünü söylememe gerek yok sanırım. Ne kadar kızsanız az bile. Bunun farkındayım. Yani siz ne kadar üzüldüyseniz biz bir o kadar çok üzüldük. Babamın bu kadar sert bir tepki vereceğini nereden bilebilirdim ki? Esin mahvoldum. Odasından çıkmıyor. İnan bana. Bakın benim inanmam bir şey değiştirmez Ahu abla. Bence bunları annemle konuşsanız daha iyi dersiniz. Yani konuşacağım zaten. Senden sonra ilk iş Nuran'ı arayacağım. Serdar'cığım, ben seni bu konudan bağımsız başka bir şey için rahatsız ettim. Buyurun. Hani bizim vakıf Güneydoğu'daki köy okullarına yardım gönderiyor. Yani nakliye işini sen yapsan diyorum. Ne dersin? Elimden geleni yaparım. Senin beni geri çevirmeyeceğini biliyordum Serdar'cığım. İstersen hani konağa gel, burada yüz yüze konuşalım. Şimdi Fehmi Bey'le karşılaşmasam daha iyi olur sanki. Ay, anlıyorum seni tabii de babam konakta değil. Rahatlıkla gelebilirsin. Peki tamam. Geliyorum. Peki. Görüşürüz Serdar'cığım. Suzan bunu mutfağa götür. Bir de bize iki kahve yapar mısın? Çınar, kahveli bir şey oldu. Niye dikiliyorsun orada? Gel katıl bize. Ben sizi rahatsız etmeyeyim şimdi. Aa, ne rahatsızlığı canım. Gel lütfen, kırma yengeni. Tamam. Nasılsın Çınar? İyiyim Serdar, sağ ol. Sen nasılsın? Yani yaptıklarınızdan sonra nasıl olmam gerekiyorsa o kadar iyiyim. Aa, gelmeyin ortama. Lütfen. Ha, Deniz de buradaymış. Deniz. Gelsene canım. Bak misafirimiz var. Serdar Bey, sizin ne işiniz var burada? Merhaba Deniz. Seni gördüğüme çok sevindim. Suzan. Kahveler 4 oldu. Of. Ah Tekin, ne çileli başımız varmış. Az önce oğlana bakayım diye odasına gittim. Bütün dünyası başına yıkılmış gibi. Öylece duruyor, konuşmadan. Düzelir Özgür'üm, düzelir. Unutur. Genç adam sonuçta. O Ahu var ya, bu yaptıklarını asla unutmayacağım. Bizi düşürdüğü hale bak. Oynadı resmen bizle ya. Alacağı olsun. Yok Nuran, Ahu'nun bir suçu yok. Bütün suçlu Fehmi Bey. Bizi bu hale düşüren ondan başkası değil. Aslında doğru söylüyorsun. Ay bizim neyimizi beğenmedi de sözü iptal etti acaba? Beğenmesinler bakalım Nuran. Beğenmesinler. Ama bu devran dönecek. O Fehmi bugün bize yaptıklarına bin pişman olacak. Bu yaptığı kötülükler yanına kar kalacak sanıyorsa çok aldanıyor. Terbiyesizler. Ben var ya yine konuşacağım şu Ahu'yla. İçimde ne varsa hepsini böyle akıtacağım. Bakalım o zaman utanabilecek mi? Utanabiliyorsa tabii. Gayet başarılı olmuş. Anneciğim sunumla ilgili aklımda birkaç fikir daha var. Onları netleştirdikten sonra seninle paylaşacağım. Bekliyorum. En iyisini yapacağına eminim.
Tebrik ederim. Gerçekten en iyi iş çıkarmışsın. Teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum. Reklam ayrılık vermemiz gerekiyor. Farkındayım anneciğim. Meltem Coşkun'un bizle çalışması iyi oldu. Kızın piyasada bir adı var. Ben Meltem konusunda pek emin değilim anne. Nasıl yani? Yani daha uygun biriyle çalışabileceğimizi düşünüyorum anneciğim. Bence abartılmış bir isim. Sözleşme yaptık Mert. İptal edersek tazminat öderiz. Anne, kız kaprislinin teki. Buraya geldiği günden beri herkes yaka silkti, ben dahil. Mankelerin kaprisleri olur Mert. Bunu sen de biliyorsun. Anneciğim biliyorum. Çok iyi biliyorum ama yani bu kadarını da bilmiyorum açıkçası. Meltem çok başarılı bir manken. Ben onunla çalışmak istiyorum. Anneciğim, alternatif olarak daha uygun biriyle çalışabileceğimizi düşünüyorum. Yani bence kararımızı bir daha gözden geçirin derim. Son kararım bu. Tamam. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Patronun dediği olur. Denizciğim, neden donup kaldın öyle? Ya Serdar Bey sağ olsun, benim nicamı kırmadı, yardım için koşup geldi. Uzatılan el geri çevrilmez Denizciğim. Yani misafirimizin elini sıksana. Hoş geldiniz. Hoş buldum Deniz'ciğim. Yüzünü gören cennetlik. Uzun zamandır haberleşemedik de. Çok ayakta kaldınız öyle. Kahvelerimize gelir şimdi. Hadi Deniz'ciğim sen de otur bizimle. Deniz, projeler nasıl gidiyor? Son derece yoğun. Hani şu televizyonda seyrettiği bir tane dizi vardı ya. Ay bir türlü kavuşamadılar ya gariplerim. Ah! Ne oldu Aysel? Hay Allah. Yok bir şey Jale abartma. Ver, ver. Şunu şöyle bastır da kanaması dursun bari. Tamam sağ ol. Ay çok çalışıyorsun Aysel'cim. Bak gözünün önünü görmüyorsun artık. Ay ne bileyim. Öyle bir anda almışım. Ay bu Şevki insanda akıl makıl bırakmıyor. Sen biraz fazla takmıyor musun kafaya? Bak vallahi en tehlikelisi bu. Hastalıklar bu yüzden oluyormuş. Doktorlar öyle söylüyor. Ay sen her şeyi bil zaten. Aa herhalde yani. Hem sen abime niye güvenmiyorsun? Gece bekçiliği bulmuş işte. Niye inanmıyorsun? Niye acaba? Bak. Hah. Şuraya yazıyorum. Bu defa doğru söylüyor. Eğer tersi çıkarsa gel. Yüzüme tükür sen benim tamam mı? Hadi bakalım hayırlısı. Çay ister misin? Yok sağ ol. Sevgili günlük, bugün bir mucize gerçekleşti ve ben söz olayından tamamen kurtuldum. Hayatımın en güzel ikinci günü diyebilirim senin anlayacağın. En güzel birinci günde Çınar'ın o salak Deniz'i bırakıp bana geldiği gün olacak. Ama şimdi Deniz'i düşünüp keyfimi kaçırmak istemiyorum. Umarım ağlamak için aramıyorsundur ya. Neyse ben hiç açmayayım şimdi. Keyfim kaçacak çünkü. Teşekkürler. Afiyet olsun. Telefonda da söylediğim gibi Serdar'cığım. Biz vakıf olarak köy okullarına yardım götürüyoruz. Tabii bu konuda senin desteğini bekliyorum. Nakliye işini siz hiç düşünmeyin. Elimdeki bütün imkanları o çocuklar için seferber edeceğim. İyilik meleği sanırsın. Benim zaten seni destekleyeceğinden hiç şüphem yoktu. Biliyorsunuzdur belki Serdar bizim vakfımızın gizli kahramanıdır. Yani ne zaman sıkışsak koşa koşa gelir. Estağfurullah. Lafı bile olmaz. Keşke Serdar Bey'e gitmeden önce bana gelseydin yenge. Ben ne gerekiyorsa yapardım. Her şeyi hallederdim.
İnanır mısın, hiç aklıma gelmedi. Öyle mi? Ailenden birinin aklına gelmemiş olması da ilginç. Çınar'cığım, sen hiçbir zaman vakıf işleriyle ilgilenmiyorsun ki. Yani o yüzden aklıma gelmedi. Serdar daha önce de bu tip durumlarda her zaman yardımımıza koştu. Çok doğru düşünmüşsün yengeciğim. Madem Serdar Bey bu kadar hayırsever bir insan, benim araya girmediğim çok iyi olmuş. Ben müsaadenizle kalkacağım. Halletmem gereken işlerim var. Hayatım, gel. İşleri sonra halledersin. Hem Serdar Bey gelmiş, şimdi oturalım. Sen öyle diyorsan. Öyle diyorum. Hem kendini bu kadar yormanın bir anlamı yok. İşler bir şekilde hallolur. Hem bak, Serdar Bey 40 yılda bir misafirliğe gelmiş, değil mi? Daha geçen gün tüm işlerini bırakıp bana yardımcı oldun ya. Sana gerçekten nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum Deniz'ciğim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her şeye yetişemiyorum tabii. O sırada da sevgilim devreye giriyor. Beraber tüm zorlukları aşıyoruz. O olmasa ne yapardım bilmiyorum. Çınar da benim gizli kahramanım. Aranız düzelmiş anlaşılan. Ne mutlu sizi böyle görmek. Teşekkürler. Öf, niye arıyor bu deli beni yine? Yoksa konağa mı gelecek? Yenge? Hayırdır, bir sorun mu var? Hayır, siz devam edin. Benim bu telefona bakmam lazım. 2 dakika sonra gelirim. Tatlım, nasılsın? Ay, uzun zamandır görüşemiyoruz, arayamadım, merak etmişsindir. Ama hiç merak etme, çok kısa bir zaman sonra geleceğim, kahve içeceğiz birlikte yine. Gül yüzüme hasret bırakmayacağım seni. Ben de sizi çok görmek isterim ama hiç müsait değiliz. Ay, çok yoğunum bu aralar. Gelmeden önce de bir haber verin lütfen. Kız, özledim ben seni. Aa, ne güzel muhabbet ediyorduk karşılıklı böyle kahve içerek. En kısa zaman sonra görüşeceğiz, tamam mı? Ya evet. Ay, salondan sesleniyorlar, benim kapatmam lazım. Tamam. Sonra konuşuruz. Hoşça kal. Kimle konuşuyorsun Jale fıs fıs? Ay, sen ödümü kopardı yine ya. Bankayla konuşuyorum, kimle konuşacağım? Ne diyorlar? Ay, ne diyecekler? Vallahi söyledim. Yani kocamın paraları olsaydı akıtırdım size dedim. Ne koca var, ne para var dedim. Dedim yani. Esin. Hoş geldin. Selam. Selam. Oturalım mı şöyle biraz? Gel. Nasılsın Esin? Seni merak ettim. İşte. İyi olmaya çalışıyorum. Yani ne kadar iyi olabilirsin. Fehmi Bey'in bunu bize neden yaptığını hala anlamıyorum. Yani niye bu kadar karşı çıktı? Benim aklım almıyor Esin. Dedemin içine bazen akıl sır ermez. Yani biz de çok karışmayız zaten, ona derse olur. Okul bitmeden olmaz diyor işte. Ne yapacağız peki? Kabullenecek miyiz hemen? Yapabileceğimiz bir şey yok Özgür. Yani dedem benim için çok önemlidir. Onun sözünün üstüne asla söz söylemem ben. Ona derse onu yapmak zorundayım. Buna mecburum. Senin istediklerinin hiç mi önemi yok Esin? Benimle sözlenmeyi istiyorsun ama, değil mi? Dediğin doğru Özgür. Bu noktada benim isteklerimin hiçbir önemi yok. Ben ailemin sözünden dışarı çıkamam. Büyüklerimin sözünden çıktığım zaman ne olduğunu gördük. Kuşadası'nda sonumuz, karakolda bitti biliyorsun. Evet, haklısın. Bunu bize nasıl yaparlar anlamıyorum. Bence bu konuyu üstelemeyelim Özgür. Yani zamanla bırakalım.
Önümüzde uzun bir ömür var sonuçta, değil mi? Başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Özgür, ya böyle yaparak beni nasıl kırdığının farkında mısın? Ya Özgür, ne yapıyorsun ya? Demin konuştuk, daha bir gören olacak.